Evet arkadaşlar, kas sistemiyle devam ediyoruz. Vücudumuzun kasılıp gevşeme özelliğine sahip hücrelerinden oluşan kas dokunun hareket, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım ve vücut sıcaklığını koruma gibi görevleri de vardır. Kaslarda hücreler arası madde bulunmuyor. Yani ara madde yok. Kas hücresinin sitoplazmasına sarkoplazma, hücre zarına sarkolerma diyor. Kas hücresinin endoplazmik retikulumuna da sarkoplazmik retikulum adını veriyoruz. Diğer hücrelerde olduğu gibi bunlar da özel isimler alıyorlar. Kas hücreleri yüksek enerjiye ihtiyaç duydukları için yapılarında çok sayıda mitokondri vardır. Ve kas hücresinin mitokondrisine de yine özel olarak sarkozom adını veriyoruz. Aslında bizim bildiğimiz şeyleri farklı isimlerle şu an evet, sinir hücresinde aksonlarda da yine bu şekilde özel isimler vermişler. Sarkoplazmada kasılmayı sağlayan miyofibril olarak adlandırdığımız özel telcikler var. Miyofibriller aktomiyozin denilen aktin ve miyozin dediğimiz proteinlerden meydana gelirler. Proteinlerde yani organik bileşikler konusunda proteinleri verdiğimizde aktin ve miyozinlerin kasılmada etkili olduğunu ve protein yapılı olduklarını söylemiştik. Yine burası da önemli. Evet, insanlar ömür boyu kullanacakları iskelet kas liflerine sahip doğarlar. Yani yeni kas lifleri normalde üretilmiyor. Hepsi nasıl olur? İşte kişiler ağırlık kaldırma ya da yoğun egzersizler sonucunda iskelet kas liflerinin sayılarını arttırmazlar. Sadece her birinin kalınlaşmasını sağlarlar. Böylece kaslar olduğundan biraz daha büyük görünebilir diyoruz. Kasları çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere üçe ayırıyoruz. Çizgili kaslar dediğimiz kaslar iskelet kaslarıdır. Uzun, silindirik ve çok çekirdekli hücrelerden oluşurlar. Çekirdekler genellikle kas hücrelerinin kenarlarına doğru itilmiştir. Yani hücrelerine yakın kısımlarda konumlanmışlar. Miyofibriller enine bantlaşma gösterir. Yani aktin ve miyozin dediğimiz proteinlerin düzenli dağılımı bir bantlaşmaya neden olur. Somatik sinir sistemi tarafından denetlenerek isteğimizle çalışırlar. Kol ve bacak kaslarımız. Aynen, isteği hareket ettirdiğimiz kaslarımız özellikle gerektiğinde laktik fermentasyonuyla enerji üretebilirler. Yoğun egzersiz durumlarında çizgili kaslar oksijenli solunum dışında laktik asit fermentasyonuyla da enerji karşılayabiliyorlardı. Bizim yorulan kaslarımız da bunlar. Ha, aynen öyle. Çizgili kaslardan miyoglobin denilen özel bir pigment vardı. Şimdi bizim kanımızda hemoglobin pigmenti var, demir içerikli bir pigment. Ama bu kanda sadece solunum gazlarının taşınmasında görev alır. Bir de kaslarımızda yine demir içerikli ve kırmızı renk veren miyoglobin dediğimiz özel bir pigment vardır. Bu pigment oksijen depolayarak, böylece oksijenli solunum sırasında bu oksijeni mitokondriye transfer ederek oksijenli solunumun daha verimli gerçekleşmesini sağlar. Yine aynı miyoglobin dediğimiz pigment kalp kasında da bulunuyor. Şimdi çizgili kasların yenilenme yeteneği yoktur. O yüzden mitotik aktiviteleri kesinlikle yoktur diyoruz. Düz kaslara geldiğimizde bakıyoruz oval, hücreler mekik şeklinde, ortada tek bir çekirdek. Renk olarak beyaz renkte çünkü bunlar miyoglobin içermiyorlar. İç organlarımızın yapısında bulunurlar ve otonom sinir sistemi tarafından denetlendikleri için isteğimiz dışında çalışırlar. Özellikle düz kasların çalışması, kasılması yavaş, uzun süreli ve devamlı çalışma halindeler. İç organlarımız ömür boyu devamlı kasılıp gevşeyerek çalışması. O zaman yorulmuyorlar. Evet, yorulmuyorlar bunlar. Devamlı bir çalışma söz konusu. Şimdi şöyle diyoruz, aktin ve miyozin filamentleri düz kaslarda dağınık olduğu için bantlaşma kaslarda görünmez diyoruz. Çizgili kasların kasılması oldukça kuvvetliydi ama oldukça da çabuk görülüyorlardı. Düz kasların tam tersi gibi düşünebilirsiniz. Bizim kalp kası dediğimiz kas özel bir kas sistemi. Çünkü yapısı bakımından çizgili kasa ama çalışması bakımından düz kasa benzerdir. Hücrelere bakalım. Aynı çizgili kas gibi silindirik dallanma gösteriyor. Bir ya da iki çekirdekli olan kas çeşididir. Özellikle kalp kasında hücrenin birbiriyle temas ettiği şu noktalarda ara diskler bulunuyor. Ara diskler sayesinde uyarı geldiği
açık arkasında bulunan özel yapı var. Bunu da söylemiş olalım. Kasılması düz kasa göre biraz daha kuvvetli ama çalışması ömür boyu ve ritmik şekilde gerçekleşir diyebiliriz. Yorulmayan organımız diyoruz. Aynen öyle. Yaklaşık embriyonik dönemin 4. haftasından itibaren çalışmaya başlar ve ölünceye kadar çalışmasını sürdürüyoruz. Şimdi kalp kasında mitotik aktivite az. Yani yenilenme yeteneği azdır ve yenilenmesi bağdok tarafından gerçekleştiriliyor. Düz kas dersek iç organlarımızda mitotik aktivite mevcuttur diyoruz. Yani kendileri onlara bilirler diyoruz. Evet, tüm kasların ortak özelliklerine bakarsak, kasılmayı sağlayan aktin ve miyosin denilen proteinlerden oluşacaklar. Aktin ve miyosin sayesinde o zaman kasılıp gevşeme yeteneğine sahipler. Aynı zamanda glikojen depo edecekler ve kasılma için ATP ve kalsiyum iyonlarına ihtiyaç duyacaklar. Enerjinin oldukça ihtiyaç var ettiği için. Evet, hem kasılıp hem de gevşeme için diye söyleyeceğiz. Peki, Huxley'in kayan iplikler hipotezi diye bir hipotez var. Bundan soru çok fazla geliyor arkadaşlar. Şimdi kayan iplikler hipotezine göre dedik ki çizgili kaslarda düzenli diziliş gösteren aktin ve miyozinler bir bantlaşmaya neden olurlar. Bu bantlaşma şu şekildedir. Şimdi biz kalın olan iplikçiklere miyozinler, ince olanlara ise aktinler diyoruz. Şimdi aktin ve miyozinlerin kaslarda bu şekilde düzenlenmesi sarkomer dediğimiz kasılma biriminin ortaya çıkmasına neden olur. O zaman kaslarda demek ki kasılma birimimiz neymiş? Sarkomermiş. Bunun üstünden anlatacağız konuyu. Burası önemli kısmı. Şimdi özellikle ince olan iplikçikler arasında kalan böyle boyuna uzanan çizgilere Z çizgisi denir. İki Z çizgisi arasında kalan kısım işte sarkomer dediğimiz kasılma birimidir. Şimdi şöyle ifade ediyoruz. Miyozin boyunca uzanan bölge, yani sadece kalın iplik boyunca uzanan bölgeye A bandı diyoruz. Sadece miyozini içeren kısma H bandı, açık renkli görünen kısım ve sadece aktinleri içeren bölge ise I bandı diye geçiyor. Yani şu bölgeler I bandı diye geçer arkadaşlar. Kalın ipliklere kadar olan bölgedir. Şu şekilde gösterebiliriz. Şimdi bu şekilde bantların oluşması kasılma ve gevşeme sırasında işte özellikle kullanılıyor. Şimdi kasılmış bir kasa bakıyoruz. Kasların kasılması sırasında miyozin iplikleri yani kalın iplikler yerlerinde sabit kalırken aktinler miyozinler üzerinde kayıyor arkadaşlar. Ve bu kayma olayıyla birlikte açık renkli görünen kısım yani I bandı daralır. Şuradan da yine görebilirsiniz. I bandı daralır. A bandının boyu değişmez. Niye değişmez? Çünkü kalın iplikler zaten yerlerinde sabit kalıyor. H bölgesi aktinlerin iç içe geçmesi H bandını görünmez hale getirir. İki Z çizgisi birbirine yaklaşır. Ve sarkomerin boyu kısalır, enine genişler diyebiliriz. Ama kasın toplam kütle ve hacminde bir değişiklik meydana gelmez diyoruz. Gevşemiş bir kasa baktığımızda ne olacak? İki Z çizgisi birbirinden uzaklaşacak. H bölgesi tekrar görünür hale gelecek. I bandı genişleyecek. A bandının boyunda ile bir değişiklik meydana gelmeyecek. Kasınırken, gevşerken tersleri çalışıyor şeklinde de söyleyebiliriz. O şekilde söyleyebiliriz. Ama burada özellikle kasın toplam kütle ve hacminde bir değişikliğin meydana gelmemesi. Evet. Aynı zamanda hem kasılırken hem gevşerken ATP tüketilmesi sorularda çok fazla karşımıza çıkıyor. Önemli bir durum. Aktin ve miyozinlerin boyu değişmiyor. A bandının boyu değişmiyor. Sürekli sorularda karşımıza gelen kısımlar bize geliyor bunlar. Evet, kesinlikle. Buradan da görüyoruz. Aktin ve miyozinlerin boyunda bir değişiklik var mı? Bir kazan çapı kayıp yok, bir değişiklik. Yok, sadece aktinlerin miyozinler üzerinde kayması söz konusu. Evet, şimdi kas kasılırken ve gevşerken o zaman bantlaşmalar ya da bantların konumunu söyledik nasıl ne şekilde değiştiğini. Peki kasılma sırasında gerekli enerji nereden karşılanıyor? Şimdi ilk olarak kaslarda yani hücrelerde var olan
çıkan enerjiyi kullanıyorum. Ve tabii ki bununla birlikte de her zaman çıkartıyorum. Şimdi 0.5 saniye gibi çok kısa sürede zaten var olan ATP'leri ben tüketiyorum. İkincisi, kreatin fosfat yolunu kullanıyorum. Kreatin fosfatını ADP'ye bağlayarak kreatin kinaz enzimi sayesinde ATP sentezliyorum. Kreatin benim için atık bir madde oluyor ve tamamı böbreklerden dışarı atılıyor. Şimdi dinlenme sırasındayken bu kreatin ATP'den bir fosfatın kopmasıyla tekrar kreatin fosfata dönüşüyor. Bir sonraki basamakta. Evet, aynen öyle. Bir sonraki basamakta hazır halde ve ATP bu yolla tekrar karşılanıyor. Bu da bitti. O zaman depo glikojenlerimi kullanırım. Tabii ki nerelerde? Kaslarda. Kaslarda bulunan glikojen ilk başta glikoza dönüştürülür. Daha sonra bu glikoz öncelikli olarak oksijenli solunum yoluna katılır. Oksijenli solunumla elde ettiğim ATP'leri kullanırım. Çok daha fazla yoğun egzersiz varsa o zaman oksijensiz yolla elde edilen laktik asit fermantasyonuyla enerjimi karşılıyor. Oksijen yetmediğinde kullandığınız kısmı kas. Evet, çok yoğun egzersiz yaptım. Oksijenli solunumda var olan ATP'leri yani ürettiklerimi de tükettim. Bu sefer laktik asit yoluma geçiyorum. Ama laktik asiti bildiğimiz gibi yorgunluk asiti diye geçer. Kaslarda birikimi bir süre sonra yorgunluğa neden olur. Evet, bizi yoran farklı şeyler. Peki laktik asit neye dönüşecek? Çünkü laktik asit kan yoluyla karaciğere geçer. Burada pürüvik asitte dönüştürülüp tekrar oksijen solunum yoluna katılabilir. Evet. Ya da laktik asit karaciğerde yine ilk başta glikoza dönüştürülür ve glikojen şeklinde depo edilebilir. Evet. Bütün bu kaynakları tüketirsem öncelikli olarak yağları elde ederim. Yağ asitleri en sonunda proteinleri tüketeceğim ama protein kullanımı bizim için sakıncalı. O yüzden genellikle öncelikli olarak yağ asitlerini kullanıyorum. Proteinleri ilerlersek ölüme doğru gidiyoruz diyebiliriz aslında. E tabii ki kas proteinleri, sinirsel proteinler ya da eşeysel proteinlerin tüketilmesi bir süre sonra ölüme neden olur. Şurada eklem üzerinden aslında. Burada... Evet, onu verebiliriz. Yani kısılma sırasında miktarı azalan ve artanlar şeklinde verebiliriz arkadaşlar. ATP'yi kullandığına göre demek ki açığa ADP ve inorganik fosfat çıkacak demektir. ATP azaldı, ADP ve inorganik fosfatımız arttı. Kreatin fosfatın fosfatını kullandığıma göre kreatin serbest bırakmış oluyorum. Yani miktarı artmış olur. Glikojeni glikoza dönüştürerek kullandım. Ve bu glikozu oksijenli solunum yoluna soktuğuma göre karbondioksit de su açığa çıkarmam gerekiyor. Bunlar çıkmış, ısı da çıkmıştır. Enerji varsa ısı da vardır tabii ki. Ve en son glikozu oksijensiz solunumla, yani daha doğrusu fermantasyona sokarsam ve laktik asit birikimine neden olurum. Yorulmaya başladı sanki. Evet, laktik asit yorgunluğa neden olur. Evet, kısılma sırasında gerçekleşen kimyasal olaylara bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar, çizgili kaslar miyelinde olan motor nöronlarla uyarılır. Miyelinde olan motor nöronlar özellikle çizgili kaslara ulaştıklarında şu ulaştıkları son bölgelere biz motor uç plaklar diyoruz. Motor uç plaklarda sinaptik keseler vardır. Bu sinaptik keselerin içerisinde neler var? Nörotransmitter maddeler var. Nörotransmitter maddeler arasında da asetil kolini kullanıyoruz. Şimdi nasıl gerçekleşiyor? Uyartı motor uç plağa gelince akson ucundan asetil kolin salgılanıyor. Asetil kolin salgılanması kas hücresinin sodyum geçirgenliğini arttırır. Sodyum geçirgenliğini arttırmak demek uyartıyı kas hücresine aktarmak demektir. Yani kas hücresinde elektriksel bir değişime neden oldum. Yani uyarmış oldum. Uyarılan kas hücresinin sarkoplazmik retikulumundan dışarıya kalsiyumlar çıkar. Ve bu kalsiyumlar aken ve miyozinler arasına yayılır. Bu yayılma, kalsiyumun yayılması miyozin üzerindeki ATPaz enzimini aktifleştirir. Bu enzim ATP'yi hidroliz ederek enerjinin açığa çıkmasına neden olur.
Bu sayede enerji açığa çıktığı için kaslar kasılıyor diyoruz. Evet. Bu kalsiyumlar sarkoplazmik retikulumun içine gönderildiğinde, tabii ki bu gönderilme olayı aktif taşımayla sağlandığı için bu sırada da ATP tüketiyorum. Ve böylece eğer ben kalsiyumları sarkoplazmik retikulumun içine gönderirsem kas gevşiyor diyorum. Sürekli söylüyoruz. Hem kasılırken hem gevşerken enerji harcarız. Dikkat edersiniz arkadaşlar, aynı zamanda şu anlattığımız sinir sistemiyle bağlantılı olan kısmı da bize öğretmiş oluyor. Sistemlerle bir deneyi iç içe gidiyor şeklinde de söyleyebiliyoruz bunlar için. Evet, kesinlikle. Evet, çizgili kaslarda kasılma mekanizması. Yine sinir sisteminde de vermiştik arkadaşlar. Kasların kasılmasını sağlayan en küçük uyarı şiddetine biz eşik şiddetine eşik değer veriyoruz. Kaslar eşik şiddetin altındaki uyarılara tepki göstermezken eşik şiddeti ve üzerindeki uyarılara hep aynı şiddeti gösteriyor. Bu prensibi ya hep ya hiç prensibi. Aynı şey sinir hücreleri için de geçerliydi zaten. Uyarılan bir kasın bir kez kasılıp gevşeyerek eski haline almasına kas sarsısı ya da kasıl sarsılma diyoruz. Kas sarsısı dediğimiz olay 3 aşamada gerçekleşiyor. Şimdi biz sinir sisteminden orta beyin tarafından denetlenen bir şeyden bahsettik. İskelet kasların dinlenme halindeyken bir miktar kasılı olması durumu. Biz buna kas tonusu dedik. Uyarıya sürekli hazırlanıyoruz. Ha. Çok hızlı bir şekilde kasılmasını sağlıyoruz iskelet kaslarının. O zaman demek ki benim grafikte şu belli bir miktar kasılı olma durumu kas tonusunu veriyor. Bilmiyorum. Ben uyarıyı verdim. Uyarıyı verdikten sonra kasılmanın başladığı ana kadar olan bir kısım, kasım dinlenme halinde olduğu latent dediğimiz gizliye göre. Şimdi uyarıyı verdim, henüz kasım kasılmadı. Bir gizliye de yaşıyorum, yani bir miktar dinlenme durumundayım. Daha sonra kasılma evresi ve gevşeme evresiyle tekrar belli miktar kasıma halinde kalıyorum. İşte biz bu grafiği, kas parçası grafiği diyoruz. Grafiğe dikkat edelim, sürekli soruluyor ve bölümleri soruluyor. Hatta bu nedir, bu nedir şeklinde farklandırılıyor bize. Evet, kesinlikle. Uyarının verildiği andan itibaren gizli evre, kasılma evresi ve gevşeme evresi olmak üzere 3'e ayırıyoruz. 3 evrede de ATP tüketiliyor diyoruz. Evet, peki. Ben kası bir kez kasılıp gevşettim ve eski haline geri döndürdüm. Burada bir sıkıntı yok. Ama eğer ben kasa çok kısa aralıklarla uyarı gönderirsem o zaman ne olur? Sürekli kısmın noktada kalmanın adına gelecek. Hafif hafif mi geliyor önce? Uyarıyı hafif hafif verdiğimde belli bir miktarda gevşedi ama gevşeme çok az miktarda oldu. Tekrar kısımda. O zaman ben buna yarı fizyolojik katılma istiyorum. Aynen. Ama ben uyarı gönderme aralıklarını kısaltırsam, yani uyarıları sıklaştırırsam bu durumda kas gevşemeye fırsat bulamaz diyoruz. Tam fizyolojik neden oluşturuyor. Bu da bizim yaşadığımız kramplar aslında. Evet, ağrılı kas krampları tam fizyolojik tetanusa örnek veriyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar, bölüm katılığı diye bir şey var. Evet. Biraz sonra tamam. Bölüm katılığı dediğimiz rigor mortis isimlerinden bir durum söz konusu kaslarda. Şimdi şöyle diyoruz, kasılmış bir kasın ATP yetersizliği sonucunda gevşeyememesi durumuna biz ölüm kasılı oluyoruz. Şimdi ölümden sonra 20 saat içerisinde zaten mevcut ATP'leri tüketiyoruz. Ölüm varsa eğer hücreler cansız olduğu için zaten gerekli ATP üretilemiyor. Bu durumda kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikulumdan dışarıya sızıyor. Yani aktin ve miyozin arasına sızıyor. Aktin ve miyozin arasına ben kalsiyumu gönderirsem kaslar kasılır. Bitmeye başladığı için kasılır. Evet, gevşeteceğim ama ATP yok. ATP olmadığı için aktif taşıma yapamıyorum. Aktif taşıma yapamadığım için kalsiyumları sarkoplazmik retikulumun içine gönderemiyorum. Bu durumda kas kasılı hale kalıyor. 15-20 saat sonra hücrelerdeki dizozomlar hidrolit olayıyla, yani otolit olayıyla kas proteinlerini parçalıyor. Yani aktin ve miyozini parçaladığı için ölüm katılığı ortadan kalkar diyoruz. Hatta bu maddi tıpta bizim ölümlerimiz
kaç saat önce gerçeğe 5 gibi kullanılabiliyor.